Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Zebra ATI. Nedir bu Zebra ATI? Oyunun en hızlı koşan, depar atan bineğidir. Bunun nasıl alındığından bahsedeceğim. Zor gibi gözükse de aslında zor falan değil. 10 kişiyi davet etmemizi istiyor. Öncelikle tarayıcı üzerinden Conquer Blade'in sitesine giriş yapıyoruz. Yaptıktan sonra yukarıda hesabım başlığı altında referans ol kısmı var. Oraya tıklayınca bu sayfaya erişim sağlayabiliyoruz. Burada bizden istediği şey buradaki yukarıdaki linki kullanarak 10 tane hesap açılması, yani 10 kişiyi davet edilmesi. İlk 3'ünde sancak, 5'inde XP ve ağır silah paketi ve 10.sunda da Zebra ATI'ni vermekte. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bahsettiğim gibi tarayıcınızı açtınız, girişinizi yaptınız ve bu kısma, referans ol kısmına geldiniz. Burada benim kullandığım Opera tarayıcısı devreye giriyor. Hemen oraya geçelim. Opera tarayıcısı bildiğiniz gibi sıkça kullanılmakta zaten. GX falan kullanmıyorum ben veya oyun için olanı kullanmıyorum. Düz Opera'yı kullanıyorum. Burada bizden istediği şey 10 hesaptı ya. Sol üst köşede VPN yazısı sizde kullanıyorsanız vardır. Eğer ki yoksa bu burada yoktur. O nedenle VPN'i açmak için sağ üst köşede bulunan 3 tane çizgiye tıklıyorum ve orada VPN ayarlarda etkinleştir yazıyor. Oraya geliyorum. Buraya geldikten sonra şunu anladım diyelim. Buraya geldikten sonra en üstte VPN'i etkinleştirin yazıyor. Ben de açık zaten. Sizde kapalıysa açmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sayede buna erişim sağlayacağız. Daha sonra bu sayfayı kapatıyoruz. Şimdi oyunun bize sunduğu bahsettiğimiz, şu kısımda bahsettiğimiz referans ol linkini kopyalıyorum. Kopyalandı yazdı zaten burada. Daha sonra Opera tarayıcıma dönüyorum. Ve burada yukarıya linki yapıştırıyorum. Şunu da unutmamak lazım. Sol üst köşede VPN geldi ancak kesildi diyor. VPN'i açtım ve burada Avrupa'yı seçtim. Bağlanıyor yazıyor. Bağlandı. Bu sayfaya bir F5 atayım. Avrupa üzerinden girmek için. Şimdi burada ben kayıt tuşuna basıyorum. Ekstra bir pencere açıldı. Hemen o kısmı da göstereyim. Ekstra gelen penceremiz burada. Buraya kaydolmak için e-posta ve şifre istiyor. Ben burada doğrulama istemediğinden dolayı sallıyorum ve sonra @hotmail.com yazıyorum. Şifreyi de sallıyorum. Şöyle bir iki de sayı koyalım, olmadı. Kabul etsin. Noktalama işareti, sayı. Heh. Sıradaki diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu sayede karşıma gelen 2 tane daha uyarı oldu. İkisini tıkladım, kaydol dedim. Bu sayede o hesap üzerinden referans olarak kaydımı yaptım. Hemen Chrome tarayıcıma dönüyorum. Buyurun. Buraya bir F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi bir yeşil yandı. Bunu tekrar kopyaladım. Opera tarayıcıma döndüm. Buradan da şu noktası önemli. Buradan tıklayıp çıkış yapmak yeterli değil. Hesabım diyorum. Aşağıya doğru indim. Sanırım çok indim. Burada tüm oturumları sonlandır yazıyor. Tüm oturumları sonlandıra basıyorum. Gelen sayfayı kapattım ve buradan çıkış yaptım. Daha sonra yukarıya referans linkimi zaten kopyalamıştım. Tekrar yapıştırıp enter'lıyorum. Tekrar kayıt diyorum. Yine sallıyorum e-postayı. Sonuna ekliyorum. Şuraya rastgele bir şifre girdim. Galiba ben Türkçe karakter kullanmadığım için öyle oluyor. Sıradaki dedim. Onayladım. Kaydol dedim. Ve tekrar bir hesap daha oluşturmuş oldum. Hiç durmadan bunu 1-2 aşama daha tekrarlayayım. Sizler de daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Şu an ikinci hesabımı açtım. Kayıt dedim. Şöyle salladım. Buraya sonuna Gmail yazmıyorum. Gmail'de belki sorun çıkabilir. Belki ona yollar. Hotmail'de yollamıyor. O yüzden Hotmail olarak getiriyorum. Şimdi biz şu an itibariyle üçüncüyü yaptık. Tüm oturma sonlandır dedim. Kapattım. Çıkış yaptım. Yukarıya linki yapıştırdım. Tekrar kayıt dedim. Şöyle şey yaptık. Bu da dördüncü hesabımız oluyor. Yanlış saymadıysam eğer. Kaydol dedim. Kapattım. Hesabım aşağı orta kısımlarda tüm oturumları sonlandır var. Bastım ve buradan çıkışımı yaptım. Şimdi buyurun Google Chrome üzerinden ne kadar ilerledik bakalım. F5'liyorum ve şu an 3. kısmı tikledi. Yani benim son yaptığım 4.'yü tiklemedi. Bu durumda ben ne yapacağım? Hemen opera tarayıcıma döndüm. Sol üst köşedeki VPN'i Avrupa değil de Kuzey ve Güney Amerika üzerinden diye işaretledim. Geldim buraya, tekrar yapıştırdım linkimi, referans linkimi. Yine kayıt dedim. Aynı şekilde. Biraz daha yavaş işledi buradaki olay. Sanırım Kuzey Amerika üzerinden bağlantı yaptığımızdan dolayı olabilir. Kapattım, gelmedi. Tekrar kayıt dedim. Şuraya bir daha bir F5 atalım bakalım. Yukarıya linkimizi yapıştırıp da girelim hatta. Şimdi geldi. Yine rastgele isimlerle Hotmail'imi yazdım. Yine rastgele şifremi yazdım. Sıradaki dedim. Yani Kuzey Güney Amerika'da sanırım biraz daha yavaş işliyor VPN çalışması. O nedenle biraz daha yavaş ilerliyoruz. Aynı işlem, bir şey değişmiyor. Sadece oradan Kuzey Güney Amerika'yı seçtim. Tek farklılık o. Yine aynı şekilde hesabım kısmına geldim. Sayfa geldikten sonra sayfaların ortalarında sanırım buraya yüklenecek. Aynen. Tüm oturumları sonlandır dedim. Burayı kapattım. Buradan çıkış yaptım. Az önce 4 tane hesap açmıştık. 4.'ü saymamıştı. Şimdi Kuzey Güney Amerika üzerinden 4.'ü yaptık. F5 dedim ve 4.'ü de saydı. Bu gitti. Atıyorum 7'de takıldınız. 7'yi saymadı. Orayı dediğim kısımda hemen Opera'dan göstereyim. VPN'de tekrar Kuzey Güney Amerika değil de Avrupa'ya alırsınız. Avrupa'ya aldıktan sonra aynı işlemleri tekrar ederek sonuca ulaşırsınız. Burada Asya'yı denediğimde Asya sorun çıkardı. Asya'da iş yürümedi. O nedenle bu ikisi arasında takıldığım noktalarda geçiş yaptım. Evet. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.